Arkadaşlar merhaba. EİS 2. kitapta e, Matematik EİS 2. kitaptan devam ediyoruz. 6. föydeyiz. Şimdi burada fonksiyonların görüntü kümesi, tanım kümesi onlara bakacağız. Şimdi biz bir fonksiyonun grafiğine baktığımız zaman tanım kümesinde ya da görüntü kümesi deyince nereye bakıyoruz? Görüntüsü deyince aslında x ekseninden alıyoruz değerimizi. Fonksiyonda bakıyoruz. Bakın burada çarpmış diyoruz. B çıkmış diyoruz. Yani bunu yazarken de F A eşittir B'ymiş diyoruz. Sonra mesela bize bir aralık verecek sorularda. Diyecek ki A, bakın burada vermiş. A açık aralığı B kapalı aralığı demiş. Fonksiyondaki görüntüsü ne? Buraya çarpmış buradaki sonuçlar. Burada çıkarmış. C, kap C açık aralığı D ise kapalı aralığı demiş. Sonuçlar buradan çıkmış. Birinci sorudan devam ediyorum. Ne demiş? Bana bir fx fonksiyonun grafiği vermiş. Fx fonksiyonu en geniş tanım kümesini bulun diye sormuş. Bakıyorum şimdi x ekseninde de arayacağım tanım kümesini. Bakın eksi 2'den devam. Eksi 2'den başlıyor fonksiyonum. Böyle gidiyor. Bunların hep değerleri var. 4'te de var ama 4 açık aralık. Çünkü 4 bakın boşluk bırakmış. İçi boş yani. Bu yüzden şöyle yazacağız. Eksi 2 4. 4 açık aralık. Eksi 2 ise kapalı aralık. Şimdi görüntü kümesini sormuş B'de. Görüntü kümesi deyince nereye bakacağım? Y eksenine bakıyorum. Burada. Şurada yalnız bakalım en küçüklerimiz ne olmuş? Eksi 1 olmuş. Fakat eksi 1 de olamamış aslında. Çünkü eksi şey pardon 1 ol, olamamış. Çünkü 1 boş bırakılmış. O zaman biri şöyle boş bıraktım. Açık aralık yaptım. En son 5'e kadar gitmiş. Burada da 5 de olamamış. Bu yüzden 1-5 açık aralığı dedim f0 soruyor. f0 x ekseninde 0 ne olmuş? Grafikte bakın şöyle 3 çıkmış. Burası 3. f1, f1'e bakıyorum. f1 1 olmuş. Şöyle. Aslında görüntü kümesinde şurada e, bakıyorum. 1 kapalı olduğu için şunu alabilirim. Bakın şurayı bir isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Şu kısmı bir temizleyelim bir daha. Şimdi şöyle ki Hatta şurayı da temizleyelim. Şu boluyu bir daha yapalım. Çünkü şuradaki kapalıyı görmemiştim. Bakın bir burada kapalı arkadaşlar görüyor musunuz? Yani birin sonucu bir çıkıyor. Demek ki bir olabiliyormuş bir kapalı. Beş olamıyor ama hiçbir şekilde fonksiyonun sonucu grafiğe baktığımda. O yüzden beşi görüntü kümesinde açık bıraktım. Şimdi F0. Şimdi F0'a bakacağım. Bunun için şöyle yapıyorum şimdi. F0 x eksenindeki 0 nereye kesmiş? 3'ü doldurmuş. Demek ki F0 3 oldu. F1 F1'de 1 oldu. F-1 eksi 1 burada bir yerde. Bakalım grafikten nereye çarpıyor. Şurada çarptı 3'e gitti. Burası da 3 oldu. Yani cevabımız 3 3 6 1 çıkardım 5 oldu. Şimdi eksi 2 ve 1 aralığındaki görüntü kümesini bulunuz demiş. Şimdi eksi 2 kapalı aralığında sonuç 3 çıkıyor. Tamam. Peki 1 aralığı şurayı temizlesek şöyle. Şuraya bir bakalım. Eksi 2 ve 1 açık aralığı. Şimdi eksi 2 ve 1 açık aralığı şurası arkadaşlar. Şimdi ben mesela şöyle düşünün. Eksi 2 ile 0 arasında fonksiyon hep 3 çıkıyor. Farkında mısınız? Hep 3 çıkmış. 0 ile 1 arasında ise, ise hep sonuç ne çıkmış? 1 çıkmış. Demek ki 2 tane değer var sadece. Aslında bir aralık yok yani görüntü kümesinde. Sonuç bir 1. Bir de 3 çıkıyor. Başka 2 eleman çıkmıyor. Sadece bu 2 eleman var. İkinci soru. Bana bir fonksiyon grafiği vermiş. f 2'yi sormuş. f 2'ye bakıyorum. Bakın cevap 3 değil f 2'nin. Çünkü 3'e gitmiyor. Dolu olana bakacağım. Dolu olan ne? 4. Demek ki f 2 4 olmuş. F0 arıyorum. F0 ne? F0 0 olmuş. Şöyle. Şurayı 0 yapmış. F3. 3 nerede bir yerde? 3 burada bir yerde. Şöyle grafikte gelsem. Şöyle baksam. Burası dolu arkadaşlar. Burası dolu olduğu için boş bırakmamış. Ya doğru şöyle şöyle nokta nokta da yapsaydı almayacaktım. Ama dolu olduğu için eksi 2 çıkmış. O zaman bu başında da 2 olduğu için artı 2 oldu. Toplamı da burası 6 gelmiş oldu. Üçüncü örnek. Bana fonksiyonun grafiğini vermiş. Birim karelerden oluşuyor demiş. F'in tersinde 0. Şimdi şuraları bir yazalım isterseniz. Bakın burası ne? Burası 3. Şurası eksi 1. Eksi 2. Eksi 3. Şurası eksi 4. Şurası 1. Şurası 2. Şurası 3. Bakın şöyle 3'te ne oluyor mesela? 3'te sonuç 4 çıkıyor. Şurası 5 beş mesela. 5'te sonuç ne çıkıyor? Şöyle baksam. 1, 2, 3. Pardon şurası 3'tü. Şurası 4'tü. 4'te sonuç ne çıkmış? 5 çıkmış. Tamam. Şimdi f'in tersinde 0. Yani x yerine ne yazacağım ki sonuç 0 olacak? x yerine eğer eksi 4 yazarsam ben arkadaşlar sonuç 0 oluyor. Çünkü buradan şunu biliyorum ben. f eksi 4 0 eşit. E bunları yerine değiştirsem şöyle. f'in tersinde 0 eksi 4 demek. Burayı buldum. Bu eksi 4'müş. Şimdi f'in tersinde 5. f'in tersinde 5. Ya da onu isterseniz şöyle de yapabilirsiniz mesela bunu bilmiyoruz ya sonucunu k olsun yer değiştirirsem fk 5 olacak yani k kim ki sonuç 5 çıkmış onu arıyorum bakın 4 verince sonuç 5 çıkıyordu demek ki k 4'müş şurası 4 oldu bakın içeride 1 var 4 var yani burası komple f 5 oldu şimdi 5 ee, bakalım bir dakika hemen f'in tersinde 5 ne olacaktı 1 2 3 şurası 4'tü <laughs> 1 2 3 şurada bir hata yapmışız çünkü değeri bulamıyoruz ya bu yüzden. Bakın şurayı toparlayalım. Şurası 3. Şurası 4. Şurası 5. Şurası 6. Yani 5'te aslında 3 çıkacak. Hemen şöyle bir daha aldım. Şurayı sildim. Şimdi F'in tersi 5'ten geri alıyorum. F'in tersi 5. Dedim ki K olsun. F'in tersi 5. F, K ne oldu? 5 oldu. Tamam. E 5 yapacaksa eğer Bakın sonucu 5 yapan kim? 3 arkadaşlar. Demek ki K3'müş. Yani şurası 3 çıktı. 3 ise o zaman burası ne oldu? F4 oldu. E F4'ü biliyorum zaten. F4 şuradan sonucu ne çıkartıyor? 6 çıkartıyor bize. Şurası 6 oldu. 6 artı eksi 4'ten cevabım 2 bolu gelmiş oluyor. fx artı bir fonksiyonun grafiği veriliyor. G6 eksi G0. Yalnız dikkat edin bakın fx grafiği değil. fx artı bir grafiği bu. Şimdi G6 isteniyor benden. O halde o zaman ben de G6'yı bulmak için x'e ne vermem lazım? 4 vermem lazım. x'e 4 verirsem yani şundan bahsediyorum. Şuradakinden. O zaman burası G6 olur. x'e 4 verdiğim için burası 8 olur. Eksi F3 olur. Şimdi benim F3'ü bulmam lazım. Şimdi f3'ü bulmak istiyorsam arkadaşlar fonksiyonun buydu ya dikkat edin. X'e ne vermeniz gerekir? 2 vermeniz lazım ki f3'ü bulabilirsiniz. Çünkü fx artı bir fonksiyonu. X'e e 2 verdiğinizde bakın sonuç ne çıkıyor? Burada ne çıkmış? 5 çıkmış. Demek ki f3 dediğiniz şey 5 aslında. O zaman g6'yı bulmuş oldum. 8 eksi 5'ten cevabım 3 gelmiş oldu. Şimdi g0. G0'u bulmak istiyorsam x'e gider eksi 2 veririm. Eksi 2 verirsem burası g0 olur. Eksi 2 verirsem burası eksi 4 olur. Eksi 2 verirsem f eksi 3 olur. Şimdi f eksi 3'ü bulmak istiyorsam da şunun içerisine eksi 3 yapmak için x'e eksi 4 vermem lazım. O zaman burası f eksi 3 olur. Şöyle tamam. Eksi 4 verdiğimde de bakın burası eksi 4. Eksi 4'te fonksiyonum 0 olmuş yani verince. O da f eksi 3'ü 0 yapmış. f eksi 3 0 o zaman buradan da şu çıktı. g 0 eksi 4 eksi 0'dan g 0da buradan eksi 4 geldi. Tamam. Ee, g 63 3 buldum. Eksi dedim. Burayı da eksi 4 buldum. E, toplarsam cevabım 7. Edirne yapmış oldu. Gx birebir bir örten fonksiyonu olmak üzere aşağıda y eşittir. 2f artı g fonksiyonun grafiği verilmiş. f eksi 5 birmiş. g2 de 4'müş. Tamam. E, ee, i̇fadesinin değeri kaçtır diyor. 2f artı ne veriliyor bize? 2f artı g fonksiyonu verilmiş. Tamam. Şimdi buna dayanarak o zaman şöyle bir bakalım. Eksi 3 denmiş ya arkadaşlar bize şurada. Gelin x'e şu fonksiyonda x'e 3 verelim bakalım ne oluyor? 2f eksi 3 artı g eksi 3. Aslında ne çıkıyor sonuç? Grafiğe baktığımda 0 çıkıyor. Tamam. Şimdi bunu buldum. Burası basitti. Grafikten direkt okundu. 0. Şimdi g eksi 5. Şimdi eksi 5 veriyorum. Eksi 5'te ne oluyor? Bakıyorum grafiğe 4 oluyor. Eksi 4 oluyor. Ama burada eksi 5 yazacağım. Yani 2f eksi 5 artı g eksi 5. Sonuç ne çıkmıştı grafikte? Eksi 4 çıkmıştı. Şimdi bak soru bana şurada bir bilgi vermiş. F eksi 5 1 demiş. Şuna 1 diyeceksin demiş. O zaman burası komple 2 artı g eksi 5 eksi 4'müş. G eksi 5'i de buldum. G eksi 5 de eksi 6 yaptı. Tamam. Şurası eksi 6 yaptı. Burayı çarparsam komple eksi 12 yaptı. Şimdi G'nin tersinde 4. G'nin tersinde 4. Yani ne yazacağım ki? G'de 4 olacak. Ama bende G fonksiyonu yok ki. Bu yüzden başka değerlere bakacağım. Mesela neye bakayım? Ee, 4 çıkarması için. Şimdi şuradaki değerleri okuyalım. G'nin tersinde 4. Bakalım bakalım bakalım. Hmm, onu şuradan biliyoruz aslında. Grafiği okumamıza gerek yokmuş. Şimdi gördüm bakın. Şöyle G2 4'müş ya arkadaşlar. Yer değişikliği yaptığım anda G'nin tersinde 4 aslında 2 çıkıyor. E bunu da biliyorum direkt bu verdiği bilgiden. 2. Şimdi f 2 istiyor benden. F2 için şu noktayı kullanacağım. Şunu kullanacağım. Bakın 6 çıkıyor ya fonksiyonda yazalım. Şunlar şöyle ayrı olaylar. 2 yazalım x yerine. 2 tane f2 artı g2. Sonuç 6 çıktı. Tamam ben neyi biliyordum? G2'nin 4 olduğunu biliyordum. Soru vermişti bana. 2 f2 artı 4 6'ya eşit. F2 o zaman ne gelir? 1 gelir. F2'yi de buldum. 1. Yukarısı eksi 12. Aşağısı 3. Bölersem cevap eksi 4. Yani A seçeneği yapmış oluyor. Şimdi bana bir fog grafiği verilmiş. Bir de f grafiği verilmiş arkadaşlar. G0 ile G-3'ün toplamı istenmiş. Tamam. Şimdi bakalım bakalım. Mesela şuradan gidelim. Şimdi 0 verirsem ne çıkıyor burada sonuç? Mavi mavi grafikte 4 çıkıyor. Peki o neydi? Fog grafiğiydi. 0 verirsem ne olur? F bileşke G 0 olur. Bunun sonucu 4 çıkıyormuş. Şimdi G0'ı bilmiyorum ben. Şimdi F'e geçiyorum. Yani F'te ne vermem lazım ki içeriye sonuç 4 çıksın. Bakın buradan görüyorum onu yeşil grafikte. X'e 0 verirsem sonuç 4 çıkıyor. Yani şurası aslında F0 4 demek. Demek ki buranın 0 olması lazım. O halde G0'u buldum. G0 0'mış bu kalsın. Şimdi eksi 3 Şimdi bu grafikte bir daha eksi 3 veriyorum. Şöyle F bileşke G-3. Bunun sonucu ne çıkmış? Eksi 3 verirsem 3 çıkmış burada da. Tamam. Şimdi acaba sonucu 3 çıkaran kim burada F'te? Bakın 1. Şunu yazsam bu da şöyle oluyor. F1 3'müş. Demek ki şu içerisinin 1 olması lazım. Demek ki G-3 1 olmalı. G-3 de 1 ise bunu da buldum. Bura 0'dı. Bura 1'di. Toplamı sorulmuş. Bolu 1 yapmış oldu. 7. örnek. 2F artı G ile F-2G verilmiş bize. Grafikleri F çarpı G de m eksi 5'e eşitmiş. N soruluyor. Tamam. Mesela yeşilde m değerini verince sonuç n çıkıyor. Kırmızıda m değerini verince de sonuç 7 çıkıyor. Gel ikisinde de verelim m'yi. Şimdi yeşile veriyorum. 2f m artı g m. sonuç ne çıkacaktı? N. Bu dursun. Şimdi kırmızıda veriyorum. M verdim kırmızıda. 2 Pardon bunda 2 yoktu kırmızıda. Kırmızı F ile başlıyor fm eksi 2 gm bunun sonucu ise 7 çıkıyor. Tamam bu dursun. Şimdi ben buradan şöyle bir şey yapabilirim. Mesela yukarıdaki adamı 2 ile çarparım. Bunları taraf tarafa toplarım. 4 burası 4 fm yapar. İsterseniz yazalım şöyle. 4 tane fm artı 2 tane gm eşittir 2 gn fm eksi 2 gm eşittir 7. Taraf tarafa topladığım anda gm'ler patlar. Burada 5 tane fm olur. Burası da 2n artı 7 olur. O zaman fm'yi bulmuş oldum. fm buradan 2n artı 7 bölü 5'miş. Bu dursun. Şimdi, şimdi bana bir de gm lazım. Mesela şuradakinde şu arkadaş da gider fm yerine 2n artı 7 bölü 5 yazabilirim. Yazayım şurada. 2n artı 7 bölü 5 eksi 2 tane gm eşitmiş 7'ye. Şimdi 7 sola eksi 2 gm sağa 2n artı 7 bölü 5. Bakın 7'yi sola atarken şöyle yazıyorum arkadaşlar. 35 bölü 5 diye yazıyorum. Payda eşitleyeceğim çünkü. 2 gm yaptım burayı da. Şöyle tamam. Daha sonra yukarısı 2n eksi 28 bölü 5. 2 tane gm. Herkesi 2'ye bölsem n eksi 14 bölü 5 eşittir gm. Tamamdır. gm'yi de buldum. Bu da kalsın elimde. Bunda da tamamım. Şimdi bunlara niye ihtiyacım vardı? Çünkü soru bana şöyle bir bilgi vermişti. Fm ile gm'yi çarparsan diyor. Eksi 5'e Şimdi bunları çarpacağım. Şimdi şöyle yukarıda çarpayım. Fm dediğim şey 2n artı 7 bölü 5 çarpı. Diğeri de n 14 bölü 5 eşittir. Eksi 5'e. Şimdi bunların çarpımı şöyle oldu. 2n artı 7 çarpı n eksi 14 25 eksi 125. Şimdi dağıtalım şurayı. 2n kare eksi 28n artı 7n eksi 84 eksi 84 mu? Yanlış yaptık. 14'e çarpacağız çünkü. 28, 98 eksi 125 tamam toparlasak 2N kare eksi 21 N. Eksi 125'i bu tarafa atsak artı 27 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım burayı. İsterseniz şöyle karışmasın renk değişelim. 2N'ye N ye diyelim buraya. Ee, bu adama eksi 9 desem şöyle eksi 18 yaptı. Buna da eksi 3 desem sağladı. Bakın şöyle çarptım eksi 18 şöyle çarptım eksi 3 o zaman eksi 21'i verdi. Demek ki n buradan ne olur? 9 olur. N buradan ne olur? 3 bölü 2 olur. Fakat n 3 bölü 2 olamaz. Çünkü n dediğiniz değer 7'den büyük olmak zorunda görüyorsunuz. Demek ki n 9'muş. Sonra da bana neyi soruyordu arkadaşlar. Cevap bolu yapmış oldu. 8. soru. F bileşke F bileşke F bileşke şeklinde git, gitmiş. 2023 tane varmış. En son işte 1 yazılacakmış. Bana bunun sonucunu istiyor ve grafiğini de vermiş. Şimdi ben grafiğe baktığımda şöyle bir bakıyorum ve F1 ile başlıyorum. İlk F1'imi yazıyorum. Çünkü bu ne demek aslında? Bu şöyle F bileşke F bileşke F bileşke nokta nokta gidiyor. En son içeride 1 var. Sonra burası böyle kapanıyor. Böyle kapanıyor. Şu F1'i bir bulayım dedim. En içerideki F1. Bakalım neymiş? F1'e baktım grafikte 3 çıktı. Şimdi F3'ü bulayım dedim. Bileşke ya. F3'ü bulayım dedim. F3'e baktım 2 çıktı. Şimdi şunu merak ediyorum. Tabi 2023'e kadar gitmeyeceğim. Acaba diyorum ki bu sistem kendini bir yerde tekrar ediyor mu? O tekrarı bulmaya çalışıyorum. Şimdi 2 yazayım. 2 yazarsam F2 oldu. 2'ye bakayım. 2 ne çıkmış? 4 çıktı. 4 yazdım. F4 ne çıktı? 1 çıktı. Tamam süper. Çünkü artık tekrarı buldum. Her dörtte bir arkadaşlar, her dörtte bir sistem kendini tekrar edecek. Tekrar başa dönecek. Mesela bir daha F1 yazacağım, 3 olacak. Bir daha F3 yazacağım, 2 olacak. F2 yazacağım, 4 olacak. F4 yazacağım, 1 olacak. Bir daha başa dönecek. Bakın şu an bileşkede 8 tane bileşke yapmış oluyorum böyle yaparsam. E ben de 2023'ü gider 4'e bölerim. Kalanım ne? 3. Yani üçüncüsünde soruyormuş aslında bana. Üçüncüde nereye gidiyor sonuç? Bakın üçüncü de şu birinci, şu ikinci, şu üçüncü, şu da dördüncü. Üçüncüde ne çıkıyor? F2'nin 4 olduğu çıkıyor. Sonuçta bunu istiyordu zaten. Cevabı soruyordu. Edirne olmuş oluyor. Dokuzuncu soru. Yukarı koordinat sisteminde yeşittir gx fonksiyonunun grafiği ve x eşittir b doğrusu verilmiştir diyor. Fb diye bir fonksiyon tanımlanmış. Nasılmış bu fonksiyon? x eşittir b doğrusu y eşittir gx grafiği ve x ekseni ile sınırlı bölgenin alanı. Yani bize şu sarının alanı soruluyor. Tamam. Şurası dik. Daha sonra şurası dik. Şöyle. Buralar dik. Oraları biliyorum. Sonrasında hemen devam edelim. Şöyle bir bir saniye yalnız. Şurayı bir toparlayalım. Heh, tamam. Şimdi bura dik. Bura dik. Şimdi fb'yi yazacağım ya arkadaşlar. Bana bu fonksiyon lazım. Şimdi ben buranın alanını bulurum. Şuradaki dik üçgen var burada değil mi? Şurası zaten tabanı A, taban yüksekliği A. A kare bölü 2 yapar. İkiz kenar bir dik üçgen. Sonra şurası B birim. Şurası A birim. E bu da bir dik dörtgene benziyor. O zaman A çarpı B buranın alanında. Demek ki A çarpı B artı A kare bölü 2 yaptı. Tamam. Şimdi bakın A'yı B'yi bulduracak şeyler var burada bize. Bilgiler veriyor. F7 eksi F5. Şimdi 7 verelim. B 7 versen ne oluyor? F7 7A artı A kare bölü 2 yaptı. Şimdi B'ye gel 5 verelim. B'ye 5 versek F5 eşittir 5A artı A kare bölü 2 yaptı. Şimdi bunları çıkarsam F7'den F5 çıkarsa 8 oluyormuş. Soru söyledi. A kare bölü 2'ler gitti. 2A oldu. A'yı 4 bulduk. Şimdi ben FB'yi buldum aslında arkadaşlar. A'yı bulmuşken. A yerine 4 yazarsanız şu yukarıda başta yazdığımızda. 4B artı 4 B artı 4'ün karesi. 16 bölü 2'den 8. E adam F3'ü sormuş. Yani B yerine 3 yazıyor. 12 artı 8'den cevabım 20 Adana yapmış oluyor. 10. sorudan devam ediyorum. Aşağıda bana bir verilen FX fonksiyonu var. Tamam bana bir de mutlak değerli bir ifade verilmiş. Kaç tane X değeri vardır diye sormuş. Yani X değerleri nelerdir diye sorulmuyor. Kaç tane değer var diye ona bakacağım. Şimdi diyorum ki şuradaki mutlak değeri gördüm. İçeride de mutlak var dikkat edin. Bu içerisi ya 1'dir diyorum ya da bu içerisi komple eksi 1'dir diyorum. Şimdi 1 için konuşalım. Mutlak fx eksi 2 1 olabilir. O zaman mutlak fx şöyle atsam buraya 3 olur. E burada da 2 durum var. Birincisi fx'in 3 olması ikincisi de fx'in eksi 3 olması. Tamam bu dursun. Şimdi burayı bir ayırdım şöyle. Bir de dedim ki mutlak fx eksi 2 eksi 1 olabilir dedim. O zaman mutlak fx atarsam buraya 1 olur. O zaman burada da iki durum var. Şöyle 1 dedim. fx dediğim adam ya eksi 1 pardon ya 1'dir. Ya da fx dediğim adam eksi 1'dir. Tamam. Şimdi bunları inceleyeceğim. Şimdi geçtik. fx'in şimdi bu durumla devam ediyorum. fx'in 3 olması. Bakın 3 burada. Şöyle bir çizgi çektim. Grafiği kaç yerde kesti acaba? Bakın bir yerde kesti sadece. Demek ki burada hatta şöyle hemen renk değiştirelim. Şöyle. Bu adamda sadece bir kök geldi. Bundan bir tane kök çıktı. Bak ne olduğunu umursamıyorum. Bana kaç tane kök var diyor çünkü. Buradan bir tane çıktı. Şimdi fx'in eksi 3 oldu. Bakın eksi 3 burada. Tam eksi 3'ün olduğu yerden x'e bir paralel attım. Bak grafiği burada kestirdim. O zaman senden de bir tane kök geldi dedim. Tamam. Fx'in bir olduğu. Bakın bir burada. Biri şöyle çizdim paralelimi. Bak bir burada, bir burada, bir de burada. Yani bu adamdan 3 tane kök çıktı. Tamam. Fx'in eksi 1 olduğu. Eksi 1 de burada. Şöyle çektim. Bakın grafiği yalnızca burada kesti. Bir tane kök var. Yani toplamda 1, 1, 1, 3. Toplamda 6 tane x değeri bulmuş oluyorum. Cevap denizli olmuş oluyor. Dik koordinat düzleminde bize kapalı aralığında bir fonksiyon tanımlanmış. Zaten 2020 ayete sorusuymuş arkadaşlar. Bu fonksiyonun tanım kümesinde yer alan birbirinden farklı ABCD sayıları için FA ile FB birmiş. Şimdi bir nerede bir yerde? Şöyle bir yerde bak. Şöyle biri çektim buradan. Burası biri olsun dedim. Demek ki o zaman şu kırmızı, şu kırmızı ya da şu kırmızı. Bu kırmızılardan 3 tane kırmızı var. 2 tanesi A ve B olacak. Bu kesin. Şimdi... C ve D. FC ile FD de 3'e eşitmiş. Bakın onu da şöyle maviyle gösterelim. 3 de burada bir yerde mesela. Şöyle. Şurası 3. Demek ki şu mavilerden de arkadaşlar şunlar da C ve D olacak. Şimdi hangisi olabilir diyor. Şimdi birinci yargıya bakıyorum. D büyük, C büyük, B büyük, A. Mesela ben buna şöyle bakayım olaya. Mesela ben buna D dedim. E buna da C dedim. Sonra hemen onun arkasından mesela buna B demek istedim. Şuna B dedim. Daha sonrasında daha sonrasında kim var? A var. E buraya da A dedim. Bu şartlar sağlanıyor mu? Evet. Bak kırmızılara A, B. Mavilere C, D dedim. Böyle bir sıralama yapabilir miyim? Yaptım. Tamamdır. Şimdi şöyle yapalım. Şunları temizleyelim. Çünkü üstünden bir daha geçeceğim şimdi. Şunu. Şunu. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ikinciye bakıyorum. Birincisi sağlandı. D büyük B. Mesela bu adama gittim bir daha D dedim. Sonra B istiyor. O zaman B bu olabilir dedim. Burası B olsun dedim. Sonra A ne diyor? A gelsin diyor sırada. Tamam burası A olabilir o zaman dedim. En son ne var? C var. O zaman buraya da C yazarım dedim. Maviler C, D. Kırmızılar A, B olabilir. Bakın bu şart da sağlandı. Böyle bir şey de yapabilirim dedim. Tamam. Şimdi sildim bunu da. Şöyle. Geldim üçüncüye. B büyük A. Şimdi bu B olsun dedim. Bu da A olsun dedim. B büyük A olacak ya. Sonra D büyük C. Şimdi ben buraya da geldim. Mavi var. Mavi bir tek bu kaldı. Bak D'yi yazdığım an C'ye yer kalmadı. Başka C yazamıyorum. Çünkü B A'dan büyük olacaktı. A da D'den. D de C'den. E C'yi ye yazabilecek yerim yok. Yani böyle bir şey yapamıyorum. Cevap bu yüzden 1-2 Ceyhan gelmiş oluyor. <laughs> Devam edelim. Ne demiş? 0-2 kapalı aralığında bir fonksiyon veriyor bana. 2019 ayete sorusuymuş. 3 tane de yargı vermiş. Eşitliklerinden hangileri yalnızca 2 e, farklı x değeri için sağlanır diyor. Şimdi birincisine bakayım. Birincisinde f bileşke fx dedim şöyle. Bunun sonucu 2 çıkacakmış. Şimdi grafiğe bakıyorum. F'de ne yazarsam sonuç 2 çıkar acaba diyorum. Bak. 1 yazınca sonuç 2 çıkıyormuş. Demek ki şu içerisinin 1 olması lazım buranın. O zaman fx'i 1'e eşitledim. Şimdi 1 nerede? Şöyle bir şey 1. 1 burada bir yerde. Bak bir burada var bir de burada var. Grafiği 2 yerde kesmiş. Demek ki burada 2 tane kök var. Hatta istersen isimlendireyim bunları da. Şuraya x1 diyeyim mesela. Bu adama da şöyle x2 diyeyim mesela. 2 tane var. Bir tanesi x1 bir tanesi x2. İşte benim aradığım şartlardan bir tanesi. 1 oldu yani. Şimdi ikinciye bakayım. F bileşke f(x) diyor. f bileşke f(x). Bu da 1'e eşit olacakmış. Tamam. Şimdi fonksiyonu 1 yapan adamlar kimlerdi? Nerede 1 yapıyordu? Bir x1 bir de x2 yapıyordu. Yani f(x) dediğin adam bir x1 olursa sonuç 1 çıkar. f(x) dediğin adam bir de x2 olursa sonuç 1 çıkar. Şimdi f(x)'in 1 olması demek bak şöyle kırmızıyla göstereyim. x1 dediğinizde 0 ile 1 arasında bir şey. Demek ki şurada bir yerde bak Şöyle yani mesela burası x1 ya arkadaşlar. Ee, bir burada değer buluyorum. Bir de şurada değer buluyorum. Hatta şunların ismine de mesela buna a1 diyeyim. Buna da mesela a2 diyeyim. Şöyle. Demek ki bu adam için iki kök var. Hatta onlarda a1 ile a2. İki tane çıktı. Peki x2 istiyor. x2 de burada bir yerde. 1 ile 2 arasında bak x ekseninde x2'ye. 1 ile 2 arasında bir yerde. Burada. Bak orada da şunlar var. Bir burası var bir de burası var. Şöyle göstermek istersem. Mesela bu da A3. Şu da şöyle A4 olsun. Demek ki buradan da iki tane değer geldi. A3 ve A4. Demek ki bu sağlamadı. Bana yalnızca iki tane lazımdı. Toplamda dört değer çıktı. Bu patladı. Şimdi devam ediyorum. Üçüncü maddeye bakıyorum. Üçüncü maddede F bileşke Fx'i ne yapıyor? Sıfır. Fonksiyonu kim sıfır yapıyor? Fonksiyonu sıfır yapmak demek. X'i kestiği yerler kim diyor aslında sana? Kökleri ne diyor? Bir sıfır da bir de iki de. Demek ki fx o zaman bir sıfır olur. fx bir de iki olur. fx'i sıfır yapan adam bir daha sormuş. E bunlar iki tane zaten. Kim hatta onlarda? Biri sıfır, biri ikiydi. Peki fx'i iki yapan adam kim? Orada bir tane var. O da kim aslında? Bir zaten. Çünkü f1, iki. Bak burada toplamda üç kök çıktı. O zaman bu da patladı. Demek ki cevap yalnız bir A'dan olmuş oldu. Dil koordinat düzleminde demiş. 0-7 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonunun grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiş. 0-7 kapalı aralığında 4 farklı A tam sayısı için G, A, F, A'dan büyükmüş. 3 farklı T, B tam sayısı için de F, B, G, B'den büyükmüş. Aşağıdakilerden hangisi eksik olan kısım olabilir diyor. Şimdi 0.7 kapalı aralığına baktığımda 4 farklı atom sayısı için G F'den büyük. G kırmızı F'de maviydi. Yani kırmızı maviden büyük olacak. Bak bir tane yakaladım. Sıfırda mesela bak. Kırmızı görüyor musun? Maviden daha büyük. Sonra başka sarı şu kapalı kısmı bilmiyorum zaten. Başka 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 yakalayayım. Bak 7'de yakaladım. 7'de yakaladım. 7'de de görüyorsun. Değil mi? Yani 2 tane buldum bile zaten burada. İki tane buldum. Biri sıfır, biri yediydi. Şimdi şıklardan öyle bir bakacağım ki kırmızının maviden büyük olduğu iki tane tam sayı değeri lazım. Mesela Adana'ya bakayım. Bak 2'de sağlanmış, 3'te sağlanmış, 4'te sağlanmış. 3 yer geldi. Olmaz. Bolu'ya baktım. Bak 2'de kırmızı daha büyük. Bir de 4'te kırmızı daha büyük. Olabilir dursun. Kırmızıya baktım. Ceyhan'da. Bak burada büyük diyebilirsin. Ama burası tam sayı değil. Sonra şurada eşitler zaten. Evet burada sadece bir tane var. O zaman bu da gitti. Buna baktım Denizli'ye. Bak burada mavi daha büyük. Yukarıda kalmış. Burada da mavi daha büyük. Burada eşit olmuş. Bu zaten gitti. Edirne'ye baktım. Evet 2 de büyük olur. 3 eşitlenmiş. 4 eşit olmuşlar. Bu taraf tam sayı değil. E bu da olmaz. Demek ki direkt cevabım bolu diyebilirim. Yani diğerlerine bakmama bile kal gerek kalmadı. Bir sonraki soruya geçelim hemen. Dik koordinat düzleminde sıfır kapalı aralığında tanımlı sürekli f ve g h fonksiyonlarının grafikleri bir kısmı şekilde göstermiştir. Tamam. Ee, bakalım. Bize bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Şu eşitliği bir toparlayalım. Bu eşitliği şöyle yazalım mı? F bileşke G1 küçüktür. F bileşke H1 küçüktür. G bileşke H1. Şimdi yerlerini yazalım. G1 mesela bakın B burada. 1 burada. G1. G nerede? Yukarıda. Yukarı gittiğinde sonuç 5 çıkıyor. Demek ki burası F5 oldu. Küçüktür dedim. H1. H1'de 4 olmuş. Demek ki burası F4 oldu. H1'e bir daha istemiş. Evet H1 ama bu sefer G'de yazacaksın demiş. H1 zaten 4'tü. Burası G4 oldu. Tamam. Şimdi şöyle bir baktım. Şimdi şu ikisine bakınca bir şey anladım arkadaşlar şu ikisine. Daha grafiğe bile geçmeden önce. Zaten grafik bana noktalı yani şu 1 2 3 numaralı grafikleri sırasıyla söyle diyor. İsimleri ne olabilir diyor. Şimdi ben şu ikisine baktığımda şunu anlıyorum. F4 F5'ten büyükse o zaman F azalan bir fonksiyon olacak. Azalan yani F dediğin adam 1 ya da 2 kesinlikle azalan onlar çünkü 3 artan bir grafik. Sonra da şuna baktım. G4 F4'ten büyükse o zaman tam 4'ün olduğu yerde G'nin tepede kalması lazım. Şimdi şöyle iki tane şöyle var, bir tane şöyle var. Şimdi sen buraya F dersen eğer o zaman şimdi F azalandı ya. F zaten ya bu F ya budur ya budur, değil mi? Şimdi sen bunu F dersen o zaman G4'ü nereye koyacaksın? Çünkü G4 F4'ten daha büyükmüş. Yukarıda olması lazım. Demek ki o zaman aslında ihtimaller kendi kendini doğurdu yani burada. Direkt sonuç gelmiş oldu. Şöyle geldi. O zaman demek ki bu G olacak. Bu da F olacak. En alttakine de otomatikman H kalmış olacak. Bak mesela G4 F4'ten daha büyük oldu. F4 azalan olmuş oldu. En alttakine de H kaldı. Mesela H4 dersen eğer. Demek ki o zaman bir numara G oluyor. 2 numara F oluyor. 3 numara da H olmuş oluyor. Yani G, F, H. O da B şıkkında var arkadaşlar. 15. soru. Dik koordinat düzleminde 0-5 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiş. F bileşke f bileşke f. Yani ne demek o? Şöyle bir f açtım büyük. Bir daha açtım. Son olarak şuraya açtım. Fonksiyonun en büyük değerini a. A'da alıyormuş. Buraya a yazdım. Şöyle en büyük değeri nerede oluyor arkadaşlar? Bakın 5. Sonuç 5 çıkarsa en büyük değerini alıyor. Şimdi bu 5 nasıl çıkacak acaba? Şimdi onu onu yakalamam lazım. <laughs> Çünkü bana onu soruyor zaten. A sayısı aşağıdaki açık aralıklarından hangisinde olursa en büyük değerini alır diyor. Ona bakacağım. Şimdi sonucun 5 çıkması için fonksiyonun 1 ve 2 açık aralığında olması lazım. Yani şu içerisinin en büyük parantezin iç kısmının 1 2 açık aralığında olması lazım. Şimdi 1 2 açık aralığında çıkması için acaba şu içerisinin ne olması lazım buraya? Yani sonuç bu sefer bak şöyle oldu. F bileşke FA dedik ya buraya. Buranın sonucunun 1-2 açık aralığı çıkması lazım şöyle. 1-2 açık aralığı burada. 1-2 açık aralığını grafiğe gidip baktım. Bak tersten geliyorum. 3-4 açık aralığı olması lazım. Demek ki şuranın şu içerisinin 3 ve 4 açık aralığı olması lazım. Şimdi FA'nın 3-4 açık aralığı. 3-4 açık aralığı olması demek ne demek? 3-4 açık aralığı burada arkadaşlar. Şöyle baktım. Bakın burada. Demek ki benim aradığım değer 2 ile 3 arasında olursa yani şurada şu A denilen değer 2 ile 3 arasında olursa o zaman işte fonksiyon en büyük değerini almış oluyor. Cevap da C seçeneği olmuş oluyor. Bu da son sorumuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.